açıklamış kapısı. Hepsi bize. Tamam, geçin. Bizler hamdolsun Yavaş'la birlikte Van'ın merkezinde Serhat şehrinde hem Al Bayramımızı hem de Ak Bayramımızı sizler gibi İstanbul'da burada şerefle, gururla elhamdülillah dalgalandırıyoruz. Ve buralarda hizmetlerimizi de yaparken farkımızı ortaya koyuyoruz. Ak Belediyeciliğin örneklerini burada da göstermeye çalışıyoruz. Bugün Esenyurt belediyemizle birlikte kardeş şehir olan Tuşba'nın inanıyoruz ki Van'a ve bölgeye farkın dalını da oluşturacağız. Bizler sizlerin heyet olarak burada karşılamaktan şeref duyduk, gurur duyuyoruz. Bizim hem Sayın Cumhurbaşkanımız, hem Sayın Başbakanımız ve gelen diğer bakanlarımızla birlikte hep şunu görüyoruz. Gerçekten Van yalnız değil. Bölgede bizler teşkilatlarımızla birlikte hizmetlerimizi devam ettirirken hamdolsun sizlerin çok kıymetli, tecrübeli, bu işin duayeni olan belediye başkanlarımız. Bizlere hakikaten güç veriyor, enerji veriyor. Ev aldığımızda her zaman şunu diyoruz. Daima en iyi yere, en güzel yere bakmamız lazım. Ve hoş kalabilmek, hizmetlerimizi kısa sürede burada gösterebilmek adına belediyecilik anlamında bizlerin başta Sayın Cumhurbaşkanımızın örnek belediyeciliği ve siz çok kıymetli abilerimizin, büyüklerimizin belediyeciliği inşallah burada uygulama çalışıyoruz. Geldiğimiz günden beri de projeler üretiyoruz. Ve şunu gördük, hakikaten 40 yıldır belediyecilik anlamında Van gibi 1700 metrelik denize sahip olan bir ilde maalesef belediyecilik yapılmamış. Maalesef şu anda uçaklık yapımlaşma olsun, diğer alanlarda insanların temel ihtiyaçları olan en zaruri ihtiyaçları dahi hakikaten karşılanamamış. Nedir bunlar? Mesela şu anda birçok şehir merkezde olmamıza rağmen suyu olmayan, kanalizasyon olmayan mahallelerimiz var. Ve özellikle bir spor kompleksinin bir belediyenin bugüne kadar el attığını duyan yok. Ve halkımızın, ne kadınlarımızın, ne çocuklarımızın, ne gençlerimizin gidebilecekleri bir yer yok. Şimdi biz de hep onu diyoruz. Eğer biz bu çocukların evlerine bir top vermezsek, biz bu çocukların evlerine spor malzemelerini vermezsek, elbette bunlar roket alırlar, silah alırlar. Ve biz bu gençleri kazanabilmek adına diyoruz ki bu alanlarımızı inşallah cennet bahçesine çevirecek alanlarımız var, yerlerimiz var. Ve bunu da görüyoruz. Çünkü geçen Gençlik ve Belediye Sempozyumu'na Ankara'ya geldiğimizde gördük ki hakikaten AK Parti'nin tüm Türkiye'nin dört bir tarafında yapmış olduğu hizmetler, örnek hizmetler. Ve burada bizler de belediye başkanımızla Sinan Bey'le birlikte katıldık ve gördük ki neden bizim Van'ımızda bunlar yok. Yani bazı yerde bir bakıyorsunuz sadece hanımlar için özel çarşılar var. Ama biz inşallah inanıyoruz ki bunları bir bir gerçekleştireceğiz, Van'ımıza kazandıracağız ve Van'ımızın da farkındalığını ortaya koyacağız. Et Balık Kurumu diye bir yerimiz var. Sayın Başkanım burada hamdolsun güzel bir yer verdiler. Ve biz de inşallah onun projesini hazırladık. Allah nasip ederse. Çünkü bu konteynerlarda en güzel hizmeti sunuyoruz. İşte ayın 24'ünde Dursun Ali Erzin canlı ve işte Kutu Doğum Haftası etkinlikleri olsun. Bütün etkinliklerde, sosyal ve kültürel faaliyetlerde. Çünkü Tuşba hakikaten burada 150 bin nüfusu normalde ancak üniversitesiyle birlikte 180 bin. Yazlıklarımız var. Bir en az 100 bin de orada 280 bin, 300 bine hitap eden bir şehir. Ama maalesef bütçemiz ona göre baktığımızda çok komik gelecek. Geçen 2015 yılı gerçekleşme bütçesi 22 milyon. Ve bu bütçeyle biz hamdolsun Van'da yaptıklarımız insanlar şunu diyor. Diyorlar ki eğer bu kıt kanatla bunlar yapılıyorsa hakikaten Tuşba ve Van daha güzel projelerle daha güzel şekilde alınacaktır. Bizler İşte Sinan Başkanımızla, Bakanlık ve çok kıymetli sizler gibi deneyimli kişinin duayeni olan başkanlarımızla bizim derdimiz Van'ı yeniden nasıl kazanabiliriz? Yoksa Tuşba'yı Gevaş'ın da kazanma derdimiz yok. Zaten biz tabiri caizse
kaybedecek olan bir yerlerde zaten hamdolsun kazandı. Ama biz istiyoruz ki bu yerel yönetimlerinin faaliyetleriyle AK Parti ayakta duruyor. Ve bu insanlara bizler dokunuyoruz. Başta meclis üyeleriniz olmak üzere insanların sürekli içerisindeyiz. İlçe teşkilatlarımızla, il teşkilatlarımızla sıkı ilişki içerisindeyiz. Ve biz belediyecilikte göstereceğimiz Allah'ın izniyle hizmetlerle herkes AK Parti'nin farkını görecek. Ve bugüne kadar da gösterdik en güzel şekilde. İşte 24 Nisan'daki Kutlu Doğum programımızda Van'da hiç görülmemiş böyle mükemmel bir katılımla 6000 kişilik çok güzel, uzak olmasına rağmen, farklı bir program olmasına rağmen hakikaten Van'a yakışır güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Bugün de şimdi üniversitede öğrencilerimiz Senay Demirci hocamızı getirdik. Onları da buluşturuyoruz. Yani hiçbir alanı boşu bırakmıyoruz. Sizlerin İstanbul'da yaptıklarınız, Esenyurt'ta yaptıklarınız neyse biz acizane kardeşlerimizle biz burada yapıyoruz. Ama 40 kanat imkanlarla yapıyoruz. İnşallah en güzellerini yapmak için de hem sizleri örnek alıyoruz hem de destek ve dualarınızı bekliyoruz. Tekrar şeref verdiniz. Cümleden başınız gözünüz yerine geldiniz. Teşekkür ediyorum. Danışma var mı? 9. Şu an Esenyurt Belediyesi'nde 150 kişi bağlı olarak belediyemizle çalışıyor. 7-8 tane firma belediye işi alıyor. 7-8 tane danışma, 3 tane mevlüvesi. Maşallah bu kadar belediyemiz alan ölçüsü. Ha, konuşuyor. Ha, evet. O yüzden buydu. Aa, ne olsa kimse olamıyor. Bakıyorum. Danışma var mı? 9. Şu an